Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Haç Suresi 58-64. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ O kimseler ki Allah yolunda hicret ettiler. ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا Sonra öldürüldüler veya öldüler. لَيَرْزُغَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْغًا حَسَنًا Muhakkak ki Allah onlara çok güzel bir şekilde rızık verecek. Ve اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Şüphesiz Allah hayrur razıgındır. En güzel şekilde rızık veren zattır. Burada hicretten söz ediliyor ve bu hicretin Allah yolunda olması. Tarih boyunca kavimler, insanlar hicret etmişlerdir. Günümüzde de yine insanların bu yönde hicretleri bulunmaktadır. Bir beldeden başka bir beldeye, bir ülkeden başka bir ülkeye, bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya insanlar devamlı gitmektedir. Bu anlamda hicret tarih boyu devam eden bir şey. Ama ayet-i kerimede burada nazara verilen bu hicretin Allah yolunda yapılması. Ve bunun en güzel örneklerinden birisini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriyle Mekke'den Medine'ye hicret etmesinde görmekteyiz. Tamamen dini gayelerle. Mekke'de rahatları kendi dinlerini yaşama noktada iyi değildi ama başka yönden memleketlerinden memnundular. Ve neticede Rabbimiz Allah dediklerinden dolayı çok ezaya, cefaya maruz kaldılar. Sırf dinlerini daha iyi yaşayabilmek için o çok sevdikleri Mekke'yi terk ettiler, Medine'ye gittiler. İşte bu gibi Allah yolunda yapılan hicret, bu da bir cihattır ve Allah-u Teala'nın önem verdiği ve methettiği hareketlerden birisidir. Burada bunların methedildiğini görmekteyiz. Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülen veya ölen, yani savaşta öldürülmüş olabilir veya normal şartlarda herhangi bir savaş olmadan vefat etmiş olabilir. Bunlar ölse veya öldürülse her iki halde de لَيَرْزُغَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْغًا حَسَنًا Allah onlara çok güzel bir şekilde rızık verecektir. Yani burada Allah-u Teala'dan bir vaat var. Allah-u Teala bunları mükafatlandıracak ve onlara çok güzel bir şekilde rızık vereceğini söylüyor. Gerçekten de Peygamber Efendimiz ve onunla beraber hicret edenler Medine'de daha böyle rahat ettiler. İslamiyet orada daha kısa zamanda yayıldı. Müslümanların devleti oldu. Ve bu devlet gittikçe güçlendi, kuvvetlendi. Manevi rızıkları arttığı gibi maddi yönden de rızıkları arttı. Ve Müslümanlar mahkum bir halden hakim bir hale geçtiler. Ve Allah-u Teala'nın hayrur razıkın olduğunu, en güzel şekilde rızık veren olduğunu yaşamış oldukları tecrübelerle daha iyi gördüler. Günümüzde de yine dininden dolayı başka yerlere hicret edenler oluyor. Bir yerde İslam'ı yaşamak çok zor hale gelmişse başka yerlere gitmek. Bu günümüzde de yaşanan durumlardan. Ülkemizde dünyanın değişik yerlerinden hicret yoluyla gelmiş olan kimseler, vatandaşlarımız bulunmaktadır. İşte Balkanlardan gelenler veya Rusya içinden gelenler, Kafkaslardan gelenler ve daha başka yerlerden bu tarzda gelenler ülkemizde bulunmaktadır. Başka yerlerde de yine bulunmaktadır. Bunlar her ne kadar ellerinde bir imkan olmadan diyelim gelmişlerse de gelmiş oldukları yerde Allah-u Teala onlara rızık kapılarını açmakta ve imkanlar bahşetmektedir. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ Allah onları razı olacakları bir hayata dahil edecektir. Ve razı olacakları bir tarzı hayatı onlara yaşatacaktır. Veya ahirete bakan yönüyle razı olacakları cennette onlara ikramda bulunacaktır. Ve اِنَّ اللّٰهَ Şüphesiz Allah لَاَلِيمٌ halim. Allah alimdir ve halimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah öte yandan hilim sahibidir. İnsanların hataları, kusurları olduğunda hemen bir anda cezalandırmaz. Onlara mühlet verir, fırsat verir
Ve netice itibariyle daha önce hatası olan nice insan hatasını telafi etme imkanı bulabilir. Zalik, bu böyle. وَمَنْ اَعْقَبَ بِمِثْلِ مَا اُعْقِبَ بِهِ, her kim kendisine yapılan kötü muamelenin misliyle mukabelede bulunsa, yani misilleme tarzında kendine yapılan muamelenin benzerini muhatabına yapsa, ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ, sonra da kendisi hakkında aşırı gidilse, zulmedilse ona, لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهِ, Allah muhakkak ki ona yardım edecektir. Yani bir insan zulme maruz kalmışsa Allah ona yardım edecektir. Ve malum İslamiyet'te mukabeleyi bil misil, yeri geldiğinde mukabelede bulunmak var. Ama bir insan hakkını bu şekilde savunduğunda eğer bir zulme maruz kalırsa Allah ona yardım etmeye de kadirdir. Ve innallaha leafuvun gafur, şüphesiz ki Allah affedicidir ve gafurdur, bağışlayıcıdır. Yani Allahu Teala affetmek ve mağfiretine mazhar kılmak bu özelliklere sahiptir. Affeder ve mağfiretine mazhar kılar. Zalike bi ennallaha yulicul leyle fin nahar ve yulicun nahara fil leyl. Yani bunun sebebi şu. Çünkü Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye girdirir. Yani bunun bir açılımı yapılıyor. Nasıl ki Allah'ın sanatında gece gündüz ard arda geliyor, biri diğerini takip ediyor. Onun gibi bir insan zulme maruz kaldığında sanki gece hayatı yaşar. Ama daha sonra eli güçlü hale gelir ve Allahu Teala ona yardım eder. O gecenin karanlığından gündüze çıkmış gibi olur. Gece gündüz birbirini takip ettiği gibi işte bir zaman zulmeden insanların neticede helak edilmesi, cezalarını çekmeleri, mazlum durumda olan kimselerin de artık o kötü günleri geride bırakıp hakim hale gelmeleri tarih boyunca görülmüş, yaşanmış olan durumlardandır. Günümüzde etrafımıza baktığımızda pek çok insanın hayatında da bunun örneklerini görmek mümkündür. Birisi gün gelmiş çok mazlum hale düşmüştür ama gün gelmiş diyelim en yüksek bir makama da yükselmiştir. Bu manada Allahu Teala geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviriyor. Zaman bir hattı müstakim üzere hareket etmiyor. Eğer düz bir çizgi şeklinde zaman gitse, başlangıç ile son nokta gittikçe birbirinden açılır. Ama zamanın hareketi gece gündüzün dönmesi tarzında. Gece gündüz birbirini takip ediyor. İnsanlık aleminde de veya insanların kendi şahsi hayatlarında da gece gündüzün birbirini takip etmesi gibi iyi ve kötü günler, galibiyet, mağlubiyet günleri, bunlar birbirini takip ediyor. Dünün mazlumu bugün hükümran hale gelebilir. Dünün zalimi o zaman böyle aziz gibi görülürken şu anda çok zelil bir vaziyete düşebilir. Herkes yaşamış olduğu zaman dilimi içinde gerek kendi hayatında, gerek başkalarının hayatında, toplum hayatında, milletlerin hayatında bunun örneklerini görebilecektir. Ve ennallâhe semî'un basîr, ve şüphesiz Allah işitendir, görendir. Yani Allah kimin neye maruz kaldığını görüyor. Zalimi de görüyor, mazlumu da görüyor. Ve onların seslerini de işitiyor. Zalim neler demiş, mazlum neler söylemiş, Allah işitiyor. Ve mazlum olan birisi ellerini kaldırıp Allah'a dua ettiğinde Allah ile onun arasında bir perde yok. O dua doğrudan Allah'a yükseliyor ve Allahu Teala hadiste ifade edildiği üzere velev biraz vakit de geçse ben sana yardım edeceğim diyor. Yani tabi bu vaktin geçmesi de imtihanın bir gereğidir. Yoksa her zulmeden anında ceza alabilirdi. Her mazlum hemen bir anda kurtulabilirdi. Ama o zaman film çok kısa sürerdi tabiri caizse. Yani insan seyrettiği filmleri düşünürse, diyelim zalim biri var, bir de mazlum biri var. İkisi arasında mücadele. Aralarında epey mücadele oluyor ki filme bir heyecan katıyor. Yoksa zulmün başladığı yerde hemen birden zulüm bitse film de çok kısa sürer. Yani insan hayatında meydana gelen bu gibi olaylarda
ilahi hikmetler var. Allah bu şekilde insanları terbiye ediyor. Bu şekilde insanların başından geçenler aynı zamanda kaydediliyor. Diğer alemde ibretle seyredilecek tablolar meydana geliyor. Ve insanın bundan müşteki olmaması gerekir. Allah-u Teala her halükarda mazlum olanların yardımcısıdır. Zalim olanların da cezasını verecek olandır. İnsan bunu bildiğinde rahatlayacaktır ve mazlum olmayı elbette tercih edecektir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ. Yani bunun sebebi şu: çünkü Allah haktır. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Onların Allah'ın dışında çağırmış oldukları batıl mabutlar, bunlar da batılın ta kendisidir. Yani Allah'ın dışında ibadet etmiş oldukları batıldır. Gerçek birer ilah değildir. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ve şüphesiz Allah yücedir ve büyüktür. Yani Allah her halükarda büyüktür. İnsanlar onu büyük bilse de bilmese de, ibadet etse de etmese de Allah yücedir ve büyüktür. Onun kibriyası var, onun azameti var, onun ulviyeti var. Şöyle ifade etmeye çalışalım. Temsilde hata olmasın. Mesela güneş bütün dünyayı aydınlatıyor. Diğer gezegenleri aydınlatıyor. Ama dünyadaki bütün insanlar diyelim perdelerini siyah perde yapsalar ve o perdelerini gün boyu kapalı tutsalar hiçbirinin evine güneş girmez. Ama güneşin bundan bir zararı da yoktur. Yani onlar perdelerini kapattı diye güneşe bir zarar gelmez. Ancak perdelerini kapatanlar kendilerine gece yapmış olurlar. Güneşin o nurundan istifade etmemiş olurlar. Temsilde hata olmasın. İnsanlar kalplerini imana kapatmakla, küfür perdesini oraya geçirmekle kendilerini karanlıkta bırakırlar. Ama inkar etmekle Allah'a bir zarar vermiş olamazlar. Allah kendi zatında ganidir, hamittir. Hiçbir şeye muhtaç değil. Ve daima zatında hamd edilendir. Böyle olmakla beraber insanların pek çoğu onu kabul etmese, ona hamdü senada bulunmasa Allah'ın şanına bir halel gelmez. Onun haşa bundan bir zararı söz konusu değildir. Elem tera, görmedin mi? Ennallâhe enzele minessemâi mâen. Allah gökten bir yağmur indirdi. Fetusbihul ardu muhtarra. Ve bunun neticesinde arz yemyeşil bir hale geldi. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ. Şüphesiz Allah latiftir, habirdir. Burada ilahi hidayet adeta gökten inen yağmura benzetiliyor. Nasıl ki gökten yağmur iner, yeryüzü daha önce kuru bir vaziyetteyken yağmurla yeşerir, toprağın altında hareket başlar ve oradan çok güzel çiçekler, bitkiler yukarıya doğru çıkarlar. Bu gökten inen yağmurla gerçekleşir. İlahi hidayet de bir yağmur gibi insanlık alemine geldiğinde insanlık alemindeki kabiliyet tohumları bununla açılıyor ve insanların müsbet yönde kabiliyetleri açığa çıkıyor. Ve Allah latiftir, habirdir, Allah lütfedendir, her şeye nüfuz edendir ve her şeyden de haberdar olandır. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani gökleri de yaratan O, yeri de yaratan O. Böyle olunca göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ. Ve şüphesiz Allah ganidir, hamittir. Yani Allah-u Teala ganidir. Gerçek anlamda zengin olan, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'tır. Bizde zengin olanlar var. İnsanlarda zengin olanlar var. Bunlara da gani deniyor. Ama bunlar her halükarda Allah'ın huzurunda fakirdirler. Allah-u Teala bunu şöyle bildiriyor. Ya eyyühennâs entümül fukara ilallah. Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakirsiniz.
Yani Allah'ın yarattığı her şeye ihtiyacınız var. Her şeyden önce sizi yaratmasına muhtaçsınız. Hayatınızı devam ettirmek için onun göndereceği rızıklara muhtaçsınız. Havaya, suya muhtaçsınız. İlahir adeta insanın sonsuza kadar uzayan bir ihtiyaç listesi var. Bu kadar muhtaç olan bir varlık, velev biraz serveti de olsa elbette zengin sayılmaz. Kaldı ki o servet bugün var, yarın yok olan bir servettir. Ölenlerin, işte Karun gibi servet olan zenginlerin şu an için bir servetinden söz edilemez. Ve onların şu an için artık bir serveti yoktur. Yunus Emre'nin dediği gibi, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. İnsanlar malla mülkle bir miktar oyalanıyor ama gerçek anlamda gani olan sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. Öte yandan Allah-u Teala hamittir, hamde layıktır. İnsanlar hamd etsin veya etmesin, bütün mahlukat Allah-u Teala'ya hamd etsin veya etmesin, Allah kendi zatında hamde layıktır. O daima methü senası yapılandır. Varsın insanlar Allah'ı bilmesin bazı insanlar, varsın bazı insanlar isyan etsinler, bu Allah'ın şanına bir halel getirmez. Bütün mahlukat, göklerde yerde ne varsa Allah'ın onlara verdiği görevi yerine getirirler ve Allah-u Teala'ya gece gündüz ibadetlerini takdim ederler. Değerli izleyenlerim, bugünkü okumuş olduğumuz yerde Cenab-ı Hakk'ın bir takım isimlerinin ardı arda geldiğini gördük. Ayet sonlarında Allah-u Teala mesela hayrur razıgin, Allah en güzel şekilde rızık verendir. Bu şekilde anlattı. Bir başka devamındaki ayette alimun halim, Allah her şeyi bilendir, hilim sahibi olandır. Bir sonraki ayette afuvun gafur, Allah affeden, mağfiret edendir. Ve bir sonraki ayette semiun basir, Allah semi basirdir. İşte bütün sesleri işitir, her şeyi görür. Ve bir sonraki ayette aliyyül kebir, Allah alidir, yani yücedir ve o kebir büyüktür. Bu nazara verildi. Ve latifun habir, Allah latiftir, habirdir, her şeyden haberdardır. Son ayette de ganiyyül hamid, Allah ganidir, hamiddir. Kur'an-ı Kerim'in tamamında genelde böyle ikili ilahi isimlerin ard arda zikredildiğini görüyoruz. Her sayfada bu kadar sıklıklı olmayabilir ama bugünkü okuduğumuz bu yerde hemen her ayetin peşinde ikili Cenab-ı Hakk'ın isimleri nazara verildi. Allah-u Teala isimleriyle de kendini bize tanıtıyor ve kainattaki tecellileriyle kendini bize tanıtıyor. Cenab-ı Hak bizim marifetinde kemale erenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.